Sıramızın sonuna geldik. Buradaki bir zincirimizi çekip bir boşluk bırakıp bir sonraki trabzana battıktan sonra iki zincirimizi çekiyoruz. İki zincirden sonra tığımızın başına doladık. Gelen, bakın buradaki son iki zincirlik boşluğa, geniş boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Ve burada kalan 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. Son zincirle beraber 4 tane trabzan örerek buradaki trabzanla beraber 5 tane trabzan örmüş oluyoruz. Şimdi gelen boşluklara da batıp sırasıyla trabzan örüyorum. Baştaki nasıl başlamışsam o şekilde bitiriyorum. 5 tane trabzanımızla bitirmiş olduk. Şimdi bir üst sıraya devam edelim. 3 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın artık buradaki ilk gelen noktaya batmayacağız. Artık normal örgümüze devam edeceğiz. Artırmalar bu ileri noktalarda olacak. Bu köşeden artırma yapmayacağız. 3 zincirden sonra bakın gelen ilk boşluk. Buradaki 3 zinciri bir trabzan kabul ettiğimiz için 3 zincirin boşluğu. Gelen ilk boşluk. Bunu atlıyoruz. İkinci boşluğa batarak ikili trabzan. Bir sonraki boşluğa tekrar ikili trabzan. Bu sırada trabzan sayımız 6 tane olacak. Sırasıyla gelen trabzanlara batıyoruz. 5 trabzan üzerine 5 tane trabzan ördük. Doladık. 6. trabzanımız 2 zincirlik boşluğa olacak. Hemen bu boşluğa batıp 6 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın burada kutularımız var. 1 zincirlik kutular ve 2 zincirlik sivri olan artırma noktası. Burada da bu nokta var. Şimdi buradaki ilk trabzanı atlıyoruz bakın. İlk trabzanı atlıyoruz. Bir zinciri de atlıyoruz. Şuradaki trabzanı söylesem daha kolay olacak. Bu noktada bakın şöyle. İki zincirden sonra buradaki ilk trabzanı atlıyoruz. İkinci trabzanı tepe boşluğuna batarak ikili trabzan örüyoruz. Tığımızın başına doladık. Geldik bir zincirlik boşluğa batarak bir tane ikili trabzan. Tığımızın başına doluyoruz. Trabzan üzerine trabzan. Şimdi iki zincirlik boşluğa geldik. İki zincirlik boşluğa iki tane ikili trabzan. Bakın burada 5 tane trabzan olmuş oldu. 2 zincir artırma yapıyoruz. Tekrar aynı boşluğa batarak 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Doladık. Trabzan üzerine trabzan. Doladık. 1 zincirlik boşluğa trabzan. Ve trabzan üzerine trabzan. Şimdi şöyle baktığımız zaman bu sivri olacak nokta burası. 5 tane trabzan, 2 zincir, 5 tane trabzan var. Burada da yine başta yaptığımız gibi ilk buradaki son trabzanı bırakıyoruz. Bakın bir zincirlik boşluğu ve trabzanı bırakıyoruz. Neden? Burada eksiltme yapacağız. Zikzağımızın oluşması için sivrileceğiz, aşağı ineceğiz. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı şeklinde olması için. Şimdi burada artırmamızı yaptık, yukarı çıktık. Şimdi aşağı iniyoruz. Burada bir daralmaya gideceğiz. Bu yüzden başta bıraktığımız gibi bakın. Buradaki ilk trabzanı bırakmıştık. İkinci trabzana batmıştık. Şimdi burada da ilk trabzanı örmüyoruz. Zaten bize 5 tane trabzan, 2 zincir, 5 tane trabzanı verdi. Burası tamam oldu. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın bu noktayı atladık. 2 zincirlik boşluğu da atlıyoruz. Bu noktaları görmeden direkt şuradaki bakın 1-2 kutu var. 2 zincirlik kutu var. 1-2 de burada kutu var. Buradaki trabzanın ilkini atlıyoruz. İkinci trabzana batıyoruz. Şöyle yakından göstermek istiyorum ki yeni başlayanlar burada karıştırabilirler. Buradaki ilk trabzanı atlayıp ikinci trabzana batıyoruz. İki zincirden sonra. İkili trabzan örüyoruz. Ve buradaki tekrar ettiğimiz işlemin aynısını tekrar ediyoruz. Bir zincirlik boşluğa ikili trabzan. Trabzan üzerine trabzan. İki zincirlik boşluğa geldiğimizde de iki tane ikili trabzan bu boşluğa. Tekrar 2 zincir, tekrar aynı boşluğa batarak 2 tane ikili trabzan. Doladık, trabzan üzerine trabzan. 1 zincirlik boşluğa trabzan ve trabzan üzerine trabzan yaparak 2 zincirden sonra tekrar 5 tane trabzanımızı örmüş olduk. 2 zincir çekiyoruz. Bir sonraki bakın uca geliyoruz. Buradaki noktanın ilk trabzanı atlıyoruz. İkinci trabzana batarak trabzan örüyoruz. Bir zincirlik boşluğa trabzan.
trabzan, üzerine trabzan, 2 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı boşluğa 2 tane ikili trabzan, trabzan üzerine trabzan, 1 zincirlik noktaya trabzan ve trabzana trabzan şeklinde devam ediyoruz. Tekrar 2 zincir, buradaki trabzanı atlayıp bir sonraki trabzana batarak, ikinci trabzana batarak trabzan öreceğiz. Ve bakın, sivri noktalarımız bunlar. Ve burada da bir daralmaya gittiğimizi söylemiştim. Şimdi burada yaptığım işlemin aynısını birebir diğer uçlara da uygulayarak burada sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi bu şekilde örerek sıra sonuna kadar gelelim. Sıra bitişini yapıp bir üst sıraya birlikte devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Bakın, sırasıyla 5 tane trabzanımızı ördük. Burada 5 trabzan söylüyorum, sayıyı söylüyorum ki modeli kavrayana kadar bu önemli. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Gelen 2 zincirlik boşluğa bakın. Buradaki trabzan noktasını atlıyoruz. Bu artık bitiş köşemiz. 2 zincirlik boşluğa batarak bir tane ikili trabzan örüyoruz. Ve sırasıyla gelen trabzanlarımıza batarak birer tane ikili trabzan örüyoruz. Ve bu sırada 6 tane ikili trabzanımız oluyor. 2, 4, 5, 3. zincirin de içine batarak ikili trabzanımızı ördük. Kaçıncı sıradayız bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayız. Şimdi 8 ve 9. sıra bundan sonra hep kendini tekrar edecek. Bakın bu sıraya kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıraya kadar buraya kadar beraber ördük. Bundan sonra artık her iki sırada bir model kendini tekrar edecek ve o şekilde istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Şimdi bu noktaya kadar birlikte ördük. Burası önemliydi. Şimdi artık 8 ve 9 hep kendini tekrar edecek. 8, 9, 8, 9, 8, 9 şeklinde her iki sırada bir model bu şekilde artacak. Şimdi bakın, son 6 tane ikili trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekip örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Buradaki 4 zincir olmasının sebebi ilk 3 zincir trabzan, 1 zincir de kutu zinciri olacak. Tığımızın başına doladık. İlk boşluk trabzanımızın boşluğu. 3 zincirlik oluşan trabzanımızın boşluğu. Bu ilk boşluğa dokunmuyoruz. İkinci boşluğu atlayıp 3. boşluğa batıyoruz. Ve bir tane ikili trabzan örüyoruz. Burada bir kutu oluşturuyoruz. Tekrar 1 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bir boşluk bırakıp bir sonraki trabzana batarak ikili trabzan örüyoruz. Tekrar 1 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın burada son bir trabzan kaldı. Bu trabzanı atlayıp direkt 2 zincirlik boşluğa batarak 3. kutumuzu yapıyoruz. 3 kutuyla başladık. 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın burada her defasında ilk trabzanı atlayacağız. Bu noktaya geldiğimizde, bu sivri üçgen noktaya geldiğimizde trabzanların olduğu noktada ilkini atlayacağız. İkincisine batıp ikili trabzan öreceğiz. Şu geçişler 2 zincir. Şimdi 1 zincir çekerek kutular oluşturacağız. 1 zincir çektik, tığımızın başına doladık. Bir boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa batarak kutumuzu oluşturuyoruz. 1 zincir tığımızın başına doladık. Şimdi yine bir boşluk bırakıyoruz. Bir sonraki boşluk 2 zincirlik boşluğa denk geliyor. İkili trabzan örüyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Burada artırma yapacağız. Tekrar aynı boşluğa batıyoruz. İkili trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan. 1 zincir. Tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan. Aslında şu sırada yaptığım işlemin aynısını burada da tekrar ediyorum. Bakın aynı işlem. Burada da bir boşluk bırakıp bir sonrakine battık. Burada da bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıp kutular oluşturduk. Ve buradaki bakın artırmanın birebir aynısı. Hiçbir farklılık yok. Bir zincir çekip bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıp ikili trabzan, bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine batıyoruz. Bakın alt sırada kutu sayısı 1, 2 idi. Şu 2 zincirlik boşluğu saymıyorum. 1, 2 idi. Şimdi bu sırada 1, 2, 3 oldu. Her sırada bir tane kutu artmış olacak. Kutu sırasında. Şimdi bakın son trabzan kaldı burada. 2 zincir çekiyoruz. Artık geçiş noktasındayız.
İki zincirden sonra bakın bu iki zincirlik boşluğu direkt atlıyoruz. Buradaki son trabzanı da bırakıyoruz. Bakın yine üçgen noktaya geldik. Trabzanlı noktaya geldik. Burada yine ilkini atlıyoruz. İkinci trabzana batarak trabzan örüyoruz. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonraki boşluğa batarak trabzan bu boşlukta. İki zincirlik boşluk, bir zincir tekrar aynı boşluğa trabzan. Şimdi iki zincir, tekrar aynı boşluğa batarak ikili trabzan. Bir zincir, tekrar aynı boşluğa trabzan. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan. Şimdi burada bir tane trabzan kaldı. İki zincir çekiyoruz. Buradan bakın yeni trabzanlı uç noktaya geldik. Buradayız. İlk trabzanı atlıyoruz. Bir sonraki trabzanı batıp tekrar trabzan örüyoruz. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan. Şimdi burada baştaki yaptığım, burada uyguladığım işlemin aynısını, bakın bu köşe noktası hariç, şu uçlarda uyguladığım işlemin aynısını diğer uçlarda da uyguluyorum. Sıra sonuna geldiğimde yine bu sıra bitişini birlikte örelim ve bir üst sıraya birlikte devam edelim. Sıramızın sonuna geldik. Bakın son kutumu da yaptıktan sonra iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doluyorum. Gelen burada bitişi yaparken de yine iki zincirlik boşluğa batarak iki zincirden sonra trabzanımızı örüyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir boşluk bırakıp bir sonraki trabzana batıyoruz. Burada üç tane kutumuz vardı iki zincirden sonra. Tekrar bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan. Bir zincir, bakın bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan. Bu son noktada üçüncü zincirin içi oluyor. Bu noktaya batıp trabzan örüyoruz. Bitişimiz de bu şekilde. Bakın iki zincirden sonra 1, 2, 3 tane kutumuz var. Şimdi 3 zincir çekerek yukarı çıkıyoruz. Örgümüzü çevirdik. Bakın gelen ilk bir zincirlik boşluğa batarak ikili trabzan örüyoruz. Şimdi bu köşelerde de artık aynı modelimizde devam ettiği gibi bir sıra kutu, bir sıra trabzan, bir sıra kutu, bir sıra trabzan. Bakın burada olduğu gibi. Bu şekilde devam edecek. Şimdi 9. sıradayız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıramızı ördük. 9. sıradayız. 8 ve 9 hep kendini tekrar edecek demiştik. 3 zincirimizi çektikten sonra 1 zincirlik boşluğa batıp trabzan ördük. Şimdi trabzan üzerine trabzan. 1 zincirlik boşluğa trabzan. Trabzan üzerine trabzan. 1 zincirlik boşluğa trabzan. Trabzan üzerine trabzan. Şimdi burada kaç trabzanımız oldu? 2, 4, 2, 4, 6, 7. Tığımızın başına doluyoruz. Burada 2, 4, 6, 7. Şimdi 8. trabzanımızı örüyoruz. Bu da 2 zincirlik boşluğa denk geliyor. Buraya da 8. trabzanımızı örmüş olduk. Mutlaka bakın bu 2 zincirlik boşluğa trabzan örüyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Çünkü burada bu şekilde artma olacak. Kutuları artırmak için bakın 3 kutu, bir sonraki sırada bu 4 kutu olacak. Bu şekilde artmış olacak. 2 zincir çektik, tığımızın başına doladık. Yine bakın sivri noktadayız. Şimdi kutular var. Bu trabzanı atlıyoruz. Bir sonraki trabzana batıyoruz. Aslında şuradaki yaptığımız işlemin aynısı bakın. Kaçıncı sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. sırada yaptığımız işlemin aynısı. Burada da üçlü trabzan vardı. İlkini atlayıp ikincisine batıp kutularımızı trabzanlarımızı şurada. Kaçıncı sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sırayı tekrar edeceğiz. Şimdi 7. sıranın aynısını tekrar edeceğiz. İlk trabzanı atlıyoruz. İkinci trabzana batıyoruz. Bakın bu noktada. 2 zincirden sonra trabzanımızı ördük. 1 zincirlik boşluğa trabzan. Trabzan üzerine trabzan. 1 zincirlik boşluğa trabzan. Trabzan üzerine trabzan. Şimdi burada 2, 4, 5 tane trabzan oldu. Tığımızın başına doladık. Geldik 2 zincirlik boşluğa da 2 tane ikili trabzan örüyoruz. 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa batarak 2 tane ikili trabzan örüyoruz. Ve devam ediyoruz. Trabzana trabzan.
bir zincirlik boşluğa trabzan, trabzana trabzan, bir zincirlik boşluğa trabzan ve trabzana trabzan. Son bir kutu kalıyor bakın. Burada kaç trabzan var? 2, 4, 6, 7 tane. Bakın son trabzan kalıyor. Bir zincirlik boşluk ve trabzan kalıyor. İki zincirimizi çekiyoruz. Buradaki zincir ve trabzanı ve iki zinciri ve gelen ilk trabzanı ve bir zinciri atlayıp buradaki yani şu uç kısma baktığınızda hep her seferinde her sırada bu böyle. Saymaya hiç gerek yok trabzanları. Buradaki ilk trabzanı atlayıp ikinci trabzana batacağız. Ve trabzan. Ve bir zincirlik boşluğa trabzan. Kutu sırasında da aynı işlem. Bakın kutuyu gördüğümüz zaman burada kutular var. İlk trabzanı atlayıp ikinci trabzana batıyoruz. Trabzan sırasında da ilk trabzanı bırakıp ikinci trabzana batıyoruz. Aynı işlem. Sonra kutu üzerine trabzan üzerine trabzan, bir zincirlik boşluğa trabzan, trabzan üzerine trabzan şeklinde devam ediyoruz. İki zincirlik boşluğa geldiğimizde de iki tane ikili trabzan, iki zincir, tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan örüyoruz. Doladık, bir sonraki boşluğa trabzan, bir zincirlik boşluğa trabzan, trabzan üzerine trabzan. Bir zincirlik boşluğa trabzan ve trabzana trabzan. İki zincir, bakın bu noktayı atlıyoruz demiştik. Bir zincir ve kutuyu ve trabzanı bırakıyoruz. Buradaki yeni uç noktaya geldik. İlk trabzanı bırakıp ikinci trabzana direkt batarak trabzan örüyoruz. Bu şekilde. Çünkü tamamen aynısını örmeye gerek yok. Burada bakın yaptığımız işlemin aynısını diğer uç kısımlara da uygulayacağız. Tekrar sıra bitişini birlikte yapıp bir üst sıraya geçişi tekrar sizinle hemen paylaşacağım. Sıramızın sonuna geldik. Son noktaya kadar ilerledik. Burada da yine bakın köşemizi yaptıktan sonra 2, 4, 6, 7 tane trabzanımızı ördük. Burada son kutu kaldı. Bir zincir ve trabzanımızı bırakıyorduk. İki zincir çekip tığımızın başına doluyoruz. Bakın burada 1, 2, 3 tane kutumuz vardı başlarken. Şimdi iki zincirden sonra geliyoruz. İki zincirlik boşluğa batıp trabzanımızı örüyoruz. Yani burada başlarkenki yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Yine burada 8 tane trabzanla bitireceğiz. Ben şimdi bu trabzanları saydım ama kolay olması açısından ama artık modeli kavradıktan sonra saymaya gerek yok. 2 zincirlik boşluğa battık, trabzan üzerine battık, 1 zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Trabzana trabzan, 1 zincirlik boşluğa trabzan. Şimdi burada bitirirken önemli bakın son kutu. Burada 4 zincir çekmiştik. Yine kutu içine batarak yani bu son kutu içine batarak bir tane trabzan örüyoruz. Doladık ve baştaki 1, 2, 3. zincir içerisine batarak ikili trabzanımızı örüyoruz. Bitişleri bu şekilde yapacağız. Şimdi bakın trabzan sırasından sonra kutu sırasına geçeceğiz. Kutu sırasına da geçerken 2, 3, 4 zincir çekerek örgümüzü çeviriyoruz. Tığımızın başına doladık. Bakın ilk boşluk trabzanın boşluğu olduğu için ilk boşluğa batmıyoruz. Bir boşluk bırakıp bir sonraki yani baştan 1, 2, 3. boşluğa batarak başlıyoruz trabzanımızı örmeye. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan, bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan, bir zincir, tığımızın başına doladık. Bir sonraki boşluğumuz, bakın buradaki son trabzanı atlıyoruz. Bir sonraki boşluk, iki zincirlik boşluğumuz. Şimdi alt sırada 3 tane olan kutu bu sırada 4 oldu. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Her sırada bakın bu şekilde kutular artmış olacak. Şimdi iki zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı modelimize devam ediyoruz. Ne yapıyorduk? Gelen ilk trabzanı atlıyoruz. İkinci trabzana batarak trabzan örüyoruz. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan. Bir zincir, bir boşluk bırakıyoruz. Bir sonraki boşluğumuz iki zincirlik boşluk batıp trabzan örüyoruz. Bir zincir, tekrar aynı boşluğa trabzan. Şimdi iki zincir, aynı boşluğa trabzan, bir zincir, tekrar aynı boşluğa trabzan, bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan, bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan, bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonrakine trabzan. Şimdi iki zincir, bakın burada bir tane trabzanımız kaldı.
2 zincir atlıyoruz ve bakın buradaki trabzanlı noktaya geldik. Yine ilk trabzanı atlayıp ikinci trabzana batıyoruz. Yani şu arayı saymaya hiç gerek yok. Bu trabzanlı noktaya geldiğimizde ilk trabzanı bırakıp ikinci trabzana başlıyoruz. Batıp trabzan örüyoruz. Bir zincir, bir boşluk bırakıp bir sonraki trabzana batarak trabzan örüyoruz. Yani aynı mantıkla devam etmiş oluyoruz. Bakın trabzan noktalarında da yapacağımız işlem birebir aynısı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra şu kenar olduğu için farklı. 7. sıradan sonra 8, 9'u aynen tekrar ediyoruz. 8, 9, 8, 9 şeklinde 2 sırada bir model aynen devam ediyor. 2 sırada bir, bir sıra kutu sırası, bir sıra trabzan sırası şeklinde modelimizi örmeye devam ediyoruz. Bu şekilde tamamladık. Ben bundan sonrasını anlatmak istemiyorum. Çünkü tamamen aynı ilerliyor. Hiçbir farklılık yok. Şimdi kutu sırasındayız. Trabzan sıralarına baktığımız zaman bakın başladığımız noktayla trabzan sırası düz bir şekilde duracak. Düz yüzü de bu trabzan noktaları olacak. Şöyle bakın yakınlaştırdığımda daha net anlaşılacak. Oldukça şık ve güzel bir model. Çok çabuk ilerliyor. Sadece önemli olan ilk 7 sırayı birlikte ördük. Bu noktayı kavramak çok önemli. Sonra 8 ve 9 birebir kendini tekrar ediyor. 2 sırada bir model kendini yeniliyor. 2 sırada bir model bu şekilde artarak devam edecek. Ben de modelimi en kısa kenarı 58 santim, en uzun kenarı da 118 santim olacak şekilde ördüm. Bir adet yuman tamamını kullandım. Spagetti yarnının soft cake ipini kullandım. 1000 metre uzunluğunda ve 250 gram ağırlığında bir adet ipin tamamını kullandım. Bu ölçüler çıktı bir adetten. Sizler de dilediğiniz iplerle hazırlayabilirsiniz. Bundan sonra model aynen devam ederek uzayıp gidecek. İstediğiniz kadar büyüterek sizler de şalınızı tamamlayabilir, örebilirsiniz. Ben çok keyif alarak çalıştım. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.